Ne büyük hikmet. Ben Subhanallah. Tabii mübarek. Ne sandın İshak'a hazretlerini? Her gece benim evin içinde. Maşallah. Bak, vallahi billahi diyorum ya. Başımı bekliyor ürkten. Maşallah. Ne güzel, ne güzel. Boşlukları dolduralım mübarekler. Şeytana yer kalmasın. Maşallah, maşallah. Subhanallah. Elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bırak şu mandalina yerinden. Zaten geç kaldık. Şu kılığına bak. Erkeklerin başı açık gezmesi hem ayıptır hem de haram. Tak hemen takkeni. Sümeyye. Kapıyı, pencereyi her yere kapatın. Esma'yı da yalnız bırakma. Ortalığı dağıtmayın. Biz bir saate kadar geliriz, tamam mı? Tamam, merak etmeyin siz. Şu gözlüğümü de ver bana. Destur! İshak Efendi Hazretlerinin bereketiyle. Ya Allah! La ilahe illallah, 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 la ilahe illallah. Beyler, siz burada bekleyin. Hoş bulduk. Esma, ver şunu. Çocuk musun sen? Ankara nasıl Serhat Bey? Var mı bir havadız? Aman estağfurullah Efendi Hazretleri, ne bey? Ankara bildiğiniz gibi Efendi Hazretleri. Himmetinizle ayakta duruyoruz, çalışıyoruz elhamdülillah. Maşallah, maşallah. Efendi Hazretleri malumunuz ama ben yine de arz etmek isterim efendim. Bu sensar vakfındaki hadise malumunuz. Efendi Hazretleri, bu muhalefet. Bu muhalefet bize tefe koyup çaldı. Gazetesi bir taraftan, sosyal medyası bir taraftan, küfür kıyamet. Efendi Hazretleri ne olduysa sanki. Hariciler.
cehennem köpekli. Görüyorsun evladım, küfür tek millettir. Allah bunların evini ateşler sansın. Zamanı gelecek. Biz dua edeceğiz. Siz adliyede, mülkiyede, askeriyede, tıbbiyede mücadele edeceksiniz. Bu zındıkları, bu cehennem köpeklerini zincirleriyle cehennem ateşinde alev alev yanarken seyredeceğiz. İnşallah Efendi Hazretleri, inşallah. Hayır ne olmuş yani anlamıyorum Efendi Hazretleri. Çocuk diye ortalığa döküldüler. Bir kereden bir şey olmaz diyoruz, anlamıyorlar. Anlamazlar Serhat Bey'im, anlamazlar. Boş vereceksin. Zikrine devam edeceksin. Virtine, hatmene devam edeceksin. İnşallah Efendi Hazretleri, inşallah. Hayır, ne oluyorsa yani. Çocuğun da küçüğün de rızası vardı dedi bir arkadaşımız. Yani konuyu da biliyor yani. Bu işler öyle kendi kendine olmuyor ki. Yani tövbe estağfurullah, tövbe yarabbim. Bileni de dinlemiyorlar bu memlekette Efendi Hazretleri. Biz müsaadenizi isteyelim Efendi Hazretleri. Cihat ehlini fazla meşgul etmeyelim. Şu ihvanın yaptığına bak. Yemişler, içmişler, toplamamışlar. Şifa olsun. Aman Efendi Hazretleri, bu nasıl bir nimet? Ben bunu hak edecek ne yapmış olabilirim efendim? Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Efendi Hazretleri, müsaade buyurun. Vekil arkadaşların emaneti. Kabul buyurun efendim. Eksiği varsa siz tamamlayın. Yoğumuzu var edin. Himmet buyurun Efendi Hazretleri. Estağfurullah Serhat Bey. Estağfurullah. Sahibul hayret vel hasenat oldu. İyi oldu. İyi oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Şifa niyetine. Allah. Efendi Hazretleri, bir maruzatım daha olacaktı efendim. Biz bir kaç bakan arkadaşla bir Avrupa turuna çıkacağız ama devlet görevi. Kesinlikle şahsi seyahatler değil Efendi Hazretleri. Acaba şey yapsak şey olur mu diye size şey yapacaktık. Misyar nikahı eğer sizde uygun görürseniz Efendi Hazretleri, bakan arkadaşlar bilhassa size sormamı istirham ettiler efendim. Tabii, tabii, tabii. Neden olmasın? Olur tabii, olur, olur, olur. Mesela geçen sizin başkan çok cesur bir konuşma yaptı yani. Evlatlık aldığımla nikah yapabilirsin dedi yani. Olur. Münasiptir. Neden olmasın? Tabii olur. Tabii olmaz olur mu hiç? Nikahül müsyar. Münasiptir tabii. Neden olmasın? Ama karılarınıza söylemeyin ha. Çünkü anlamazlar. Yani hanenizde huzursuzluk çıkar. Bilmezler çünkü bu karılar. Emredersiniz Efendi Hazretleri. O zaman sana bir hidayet konuşması yapmak lazım gelir. Hidayet sırdır. Yalnız yapıyorsan arabanın orada bekle. Thank you.
Şifa niyetin olsun inşallah. Şifa niyetin olsun. Elhamdülillah. İnayetinizle ayakta duruyoruz efendi hazretleri. Dua buyurunuz efendim. İhvanınıza selam götürün. Vekil arkadaşlara, bakan arkadaşlara, hepsi cesur beyanından dolayı özellikle başkan beye çok selam millet. Aleyküm selam efendi hazretleri, başım üstüne. Efendi hazretleri, biliyorum aslında söylememe, dile getirmeme de hiç gerek yok ama malum seçim yaklaşıyor efendi hazretleri. İnayet buyurun efendim. Meraklanma, endişe etmeyin. İhvanımız yekmesan sizinledir evvelallah. Allah sizi başımızdan eksik etmesin efendi hazretleri. Müsaade buyurun efendim. Nasıl, halledebildin mi hatun? Hallettim efendi hazretleri. İyi. Bankadakini de çektim, getirdim. Geç otur, konuşacağım. Geç, geç, şöyle geç, şöyle geç. Sen de. Bizim kız Esma büyüdü değil mi? Siz doğrusunu bilirsiniz efendi hazretleri. Bizim Esma büyüdü değil mi? Abla oldu. Evet evet, kocaman oldu. Sümetullah'ı ihya etmek lazım. Şu bizim Mahmut, vekil ettiği. Esma ona helaldir. Ben münasip görüyorum. Efendi hazretleri daha 6 yaşında. Nikah olur mu? Olur tabii. Sen ne bileceksin? Babanın tek başına kızını vermesi bile nikah sayılır. Ben münasip görüyorum. Efendi hazretleri, Mahmut efendi evli. 2 de çocuğu var. Bir cahil bilmez misin? Şeriat 2 evliliğe cevaz veriyor. Şeyhin sözü Allah'ın ilhamıdır. Karşı mı geliyorsun? Estağfurullah efendi hazretleri. Biiznillah doğrudur. Silsilemin incisi, 4 halife müftüsü Bekir Ali efendi buyuruyor. Bilmez misin? Yeryüzündeki kum taneleri kadar ihvana ihtiyaç var. Her mahalleye biri erkek, biri kız, 2 medrese açılması lazım gelir. 7'den 70'e herkes dinini bu medreselerde öğrenmelidir, diyor. Müslümanlar evlenecek ki çoğalsınlar. Of of, ben kime diyor? Ben münasip görüyorum, işte o kadar. Siz nasıl münasip gördüyseniz efendi hazretleri. Münasip görüyorum tabii. Murdar karı. Talebe akıl ve şeriat ölçüsüne göre hocasında hoş olmayan bir hal görse bile işlerine, sözlerine, hal ve hareketine asla itiraz etmemelidir. Onda gördüğü o davranışı kerih görüp hocasının bu konuda cahil olduğu, hata ettiği gibi suizanlarda bulunmamalıdır. Bilakis hatayı kendi göz ve idrakinde aramalıdır. Keşf açık kullardan biridir İshak'a. Nimetimizdir bizim, nimetimiz. Allah'tan başka ne istiyoruz mübarekler? Meşayih-i kiramın mana alemindeki ittifakıyla alifeliğin sancağı bizdedir Allah'ın ruhsatı ve keremiyle. Allah Teala kimi seçtiyse mürşit odur. Hilafet de ondadır. İshak ağa bizim şeyhimiz, velimiz, müceddidimiz, gavsül aza, kutbül azamımızdır ya. Ne istiyoruz? Ne bekliyoruz? Mehdi mi bekliyoruz? İşte İshak ağa bizim mehdimizdir. Yüksek sesle tekrar edelim inşallah. Allah'ım! Allah'ım! Bütün yapmış olduğum günahlardan... Bütün yapmış olduğum günahlardan... Sen affet bizi ya Rabbim. Ben pişmanım. Ben pişmanım. Bir daha yapmayacağım inşallah. Bir daha yapmayacağım inşallah. Seyda Hazretleri. Seyda Hazretleri. İshak Efendi'yi. İshak Efendi'yi. Şeyh kabul ettik. Şeyh kabul ettik. Amin. Amin. Ah, 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 ah.
evladım, senin rüyanda yaşadığın sıkıntı bile bana malum oldu. Huzursuzlanıyorum. Bir iznillah efendi hazretleri. Evladım biliyorsun, şeriat cevaz veriyor. Senin hanımınla yaşadığın sıkıntılar bana malum oluyor. Meşahit aleminde Allah bu işle ilgili beni vazifelendir. İkinci hanım sana helaldir. Şimdi benim küçük kız Esma helalindir. Soyundan olsun. Aman ya Rabbi. Bu nasıl lütuftur efendi hazretleri. Allah'ım sizleri başımızdan eksik etmesin efendi hazretleri. Helaldir, caizdir, mübarek olsun. Bizim esas işimiz hilafet-i Muhammed'in ilanıyla şeriatı icra ve tatbik etmektir. Soyundan olsun. Allah sizden razı olsun hocam. Kaç defa söyleyeceğim sana? Çocuk musun sen? Ne o bebek? Takkeni düzelt, takkeni. Hadi çabuk, hava soğuk. Üşüdük burada. Maşallah, maşallah. Aman ya Rabbim, maşallah. Hadi.